Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler diliyorum. Şimdi arkadaşlar, sesten sıkıntı olduğunu bazı arkadaşlar belirtmişlerdi. Kaliteli bir mikrofon siparişi verdim. Bundan sonra herhalde inşallah öyle umuyorum. Ses sorununu inşallah çözeriz. Şimdi arkadaşlar, bu akşamki model şirketimiz Güler Yatırım Holding. Eğitimimizin konusu güçlü finansallara örnekler göstereceğim. En azından hiç yani bilanço okumasını dahi bilmeyen, yani mukayese yapmakta zorlanan arkadaşlar bu videoyu bir yere indirsinler. Bundan sonra işletmelerin ve finansalları incelerken buradaki tablolara, verilere göre mukayese etmeleri için bir örnek olarak saklasınlar. Şimdi arkadaşlar, benim takip ettiğim bir işletmeydi bu. Şimdi borçlardan başlayalım arkadaşlar, hemen uzatmadan. Evet, borçlarına baktığımızda, yani kaynaklara, kısa vadeli borçlarda ve net borçlarda bir artış görmekteyiz. Öz varlıklarda da bir azalış görülmekte. Ama buraya döneceğiz yani. Şimdi bunu daha geniş açılımını yapacağız. Hemen öz sermayeye geçiyoruz arkadaşlar. Bakın, kar %1,5'tan %8'e büyük bir artış göstermiş. Hızlı bir artış göstermiş. Yani 2019'un 3. çeyreğindeki kar payı %1,5'ken 2020'de bu pay %8'e artış göstermiş. Bakın, hep söylemişimdir, öz sermaye karlılığına hep dikkat çekmişimdir arkadaşlar. Öz sermaye karlılığını grafik boyu olarak görüyorsunuz. 2019'da öz sermaye karlılığının toplam kaynaklar içerisinde, öz sermaye içerisinde payı 0.73 imiş. 2020'nin 3. çeyreğinde öz kaynaklar içerisindeki öz sermaye karlılığı %26,5'a çok büyük bir artış sağlamış. Son derece olumlu arkadaşlar. Evet, gelir tablosuna şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Yıllık bazda satılan malın maliyetini düşürmüş. Faaliyet giderlerini hızlı bir şekilde düşürmüş, yarı yarıya düşürmüş. Gelir tablosunun içerisinde 2019'daki payı %10 iken 2020'nin 3. çeyreğinde gelir tablosundaki payı %5'e gerilemiş faaliyet giderleri. Finansman giderleri zaten hiç yok denecek kadar azmış. Payı 2019'da %1,5'muş. 2020'de bu pay %0,6'ya kadar gerilemiş. Hani neredeyse yok diyeceğiz. Buna karşılık arkadaşlar, operasyonel karı %3'lerden %12'lere çok hızlı büyük bir artış sağlamış. Yine dönem karı aynı büyüklükte ve hızla %1,5'lardan %9,5'lara artış göstermiş. Favoyu zaten görüyorsunuz, o da aynı şekilde. Şimdi çeyreksel baza baktığımızda arkadaşlar, son çeyrekte satılan malın maliyetine de %84'lerden %92'lere bir artış söz konusu. Son çeyrekte sattığı malın maliyeti artmış, ama arkadaşlar, faaliyet giderleri yine son çeyrekte de son derece hızlı bir düşüş göstermiş. Finansman giderleri de
Zaten %2,5'muş, %0,4'lere gerilemiş. Yani hemen hemen hiç finansman gideri bu arkadaşın yok. Buna karşılık operasyonel kârı, yani esas faaliyet kârı %3'lerden %5'lere artarken, dönem kârı da bir önceki çeyrekte yokmuş ama %4'e artış göstermiş. Evet, nakit akım tablosuna bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. İşletme faaliyetinden net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı %687 azalmış arkadaşlar. Bu olumsuz. Ama bu olumsuzluğun nedenini de araştırmak gerekiyor. Fakat esas operasyonel faaliyetten, yani esas operasyonel faaliyetten net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı ise %127 bir artış göstermiş. Şimdi işletme faaliyetinden dönem sonu nakit artış oranının eksiliği bize neyi ifade ediyor, neyi anlatıyor? Bunu bir açalım, bunu bir araştıralım. Şimdi hemen burada bakın, bunların açılımını ben koydum. Durdurup videoyu okuyabilirsiniz, ben size anlatayım. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı, oran nedenli %100'e yaklaşıyorsa olumlu karşılanmaktadır. Karşılanmalıdır da. Peki burada %100'e yaklaşmamış, bir de %687 bir azalış göstermiş. Peki bu ne bize anlatıyor? Şayet şirket işletme faaliyetinden net nakit giriş oluşturmasına karşın oluşturmuş mu? Bakalım. Şirketin dönem kârı gelir tablosu üzerinde 96.254,780 TL. Gelir tablosundaki dönem kârı bu. Yalnız işletmenin nakde dönüştürdüğü dönem kârı 127 nokta, hatta 128 bin TL arkadaşlar. Yani bu artış da %33'e tekamül ediyor. Dolayısıyla şirket işletme faaliyetinden nakit girişi oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Peki nakit benzeri bu oran azalıyorsa, bakın bu durum işletmenin faaliyetten yarattığı net nakit girişi ile yatırımlarını fonladığı ya da nakden borçlarını ödediğini gösterir. Eğer bu %100'den aşağıdaysa. Peki işletmenin kısa vadeli borçlarına bakıyoruz, bir artış vardı. Uzun vadeli borçlarında bir azalış vardı. Evet, uzun vadeli borçlarda bir azalma göstermiş ama net borçlarda bir artış vardı. O zaman borçlara, yani şunu söyleyemiyoruz, nakit borçlarını ödediğini, sildiğini, sıfırladığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olmuş? Demek ki bu arkadaş yatırımlarına bu parayı aktarmış. Paranın nereye gittiğini şimdi burada gördük. Peki arkadaşlar, şimdi bunları ben anlatmıştım. Geçmiş videolarla bunları gene takip edebilirsiniz. Hatta videoyu durdurup bunları bakarak, karşısındaki açıklamaları okuyarak, videonun çok uzun olmaması açısından es geçiyorum. Yalnız burada en alttaki önemli bir olumlu yönü aktarayım. Vergi öncesi dönem kârı, nakit akışına göre düzeltilmiş dönem kârı oranı %75 arkadaşlar. Bunun %100'den küçük olması beklenir. %100'den küçük olması olumludur. Ama işletme nakit esasına dönüştürülen kar ile net işletme sermayesinin artışından
en azından bir bölümünü fonlamalıdır. Oranın %100'e yaklaşması son derece olumludur. Ama bu arkadaş %9855 artış kaydetmiş. Çok çok olumlu yani. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz net işletme sermayesinden. Şimdi gelelim bu arkadaşın büyümesine. Şimdi bakın arkadaşlar. Yurt dışı satışları 478, bunun küsuratı da vardır. 478-479 bin TL diyelim. Ama 2020 yılında arkadaşlar 84.449,689 bin TL yurt dışı satışı gerçekleştirmiş arkadaşlar. Son derece olumlu, son derece büyümeye katkı. Net satışlarına baktığımızda arkadaşlar 2019'da hadi 2000 diyelim. 2020 yılında 6000 arkadaşlar. Yani bu salgın ve dünyadaki ekonomik sıkıntıyı göz önünde bulundurursak son derece başarılı bir satış hacmiyle karşı karşıya geliyoruz. Peki reel satışlar %176,5 artış göstermiş arkadaşlar. Yani bu işletmenin büyümesi bu yıl içerisinde, bu dönem içerisinde %176,5 bir son derece büyük ve hızlı bir büyümeye. Ama bu kadar hızlı büyüme de çok sağlıklı değil. Bana göre bu, yani her ne kadar görsel olarak efendim olumlu gibi gözükür ama aynı büyümeyi seneye bu şekilde gösterebilecek mi? Burada endişe duyarım yani. Bu kadar hızlı bir büyüme çok sağlıklı gelmez bana. Ama olumlu, son derece olumlu. Şimdi devam ediyoruz. Net işletme sermayesine bakalım arkadaşlar. Bakın. İşletme sermayesi %97,5 artış göstermiş arkadaşlar. İki dönem arasındaki artış miktarı da 91.217,646 bin TL arkadaşlar. Evet. Son derece olumlu yani. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %31'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. %50 olsaydı ne güzel olurdu. Daha güzel olurdu. Evet. Göstergelere bakalım. Cari oranı 1.60'dan 1.49'a çok sıkıntılı bir azalış değil. Likidite oranı da 1.56'dan 1.33'e gerilemiş. Niye likidite oranı gerilemiş diye baktığımızda da az önce görmüştük. Yatırımlarını fonladığından likidite oranı azalmış. Ama arkadaşlar bakın, faiz ödeme gücü %2,5 iken %21'e çok büyük bir artış sağlamış. Net karın ödenmiş sermaye oranı ise %4'lerden %156'lara çok hızlı bir büyüme sağlamış. Bir önemli kalemde hep bahsetmiştim, öz sermaye karlılığı arkadaşlar %31'den %314'e büyük ve hızlı bir artış sağlamış. Son derece olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu
Bu finansallar doğrultusunda ama önce devam edelim arkadaşlar. Fon kaynak kullanımına şöyle bir bakalım. Evet, fonların %31'ini faaliyetlerden elde edildiğini görmüştük. Bunun dağılımı da %68.81 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynağı oluşturmuş. %97.5 da dönem varlık artışı, yani brüt işletme sermayesindeki artış ana kaynak olarak karşımıza çıkmakta. Başa başa bakalım arkadaşlar. Faaliyetlerin başa başı satışların %78-14 düzeyinde 2019'da yakalanırken 2020 yılında %54.52 düzeyinde yakalanmaktadır. Son derece olumlu olarak karşımıza çıkmakta. Toplam gider başa başına baktığımızda satışların %85.5 düzeyinde yakalanırken 2019 yılında 2020 yılında %54.5 düzeyinde yakalanmaktadır. Yani kâra geçebilmek için %85.5 mal satması gerekirken arkadaşlar şimdi 2020 yılında kâra geçebilmek için daha az mal satması gerekiyor. Yani %54.5'tan sonrasında artık kâra geçişi. Yani kâra geçiş miktarını da 2020 yılının 3. çeyreğinde düşürmüş, son derece olumlu. Kârlılık oranına baktığımızda şirket kârlılığının oluşumu, aktif kârlılığı bakın arkadaşlar %25.5 düzeyinden %127.5 düzeyine artmış aktif kârlılığı. Aktif kârlılığının da oluşumu şu şekilde gelişiyor. Satış kârlılığı %3.5'tan %12.5'a artış gösteriyor. Yani satış kârlılığını son derece hızlı bir şekilde yükseltmiş. Nedir satış kârlılığını bu denli yükselten? Az önce baktık, başa baş noktasında %85.5'tan %54.5'a düşürmüş birim maliyetini. Aktif devir hızına baktığımızda %694'ten %995 düzeyine yükseltmiş. Ortak karlılığı, yani öz sermaye karlılığı, hep üzerinde durduğum %31 düzeyinden %313.5 düzeyine çok büyük ve hızlı bir şekilde artış sağlamış. Son derece olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıkmakta. Peki diğer göstergelere de bakalım arkadaşlar. Tahsilat süresi bir günden iki güne artmış. Gayet doğal, hiçbir şey değil. Yani alacakları da bunun bu ekonomik krizden ve pandemiden, salgından etkilendi nihayetinde. Stok ömrü bir günden dört güne artmış. Çok büyük bir sorun değil. Cari orandan, likitte oranından da bahsetmiştik. Ama burada faiz ödeme gücünü bir kez daha altını çizmek lazım. Faiz ödeme gücü bir önceki dönem %242'den 2019'da %2119 düzeyine artış göstermiş. Yani son derece güçlü bir işletme görüntüsünü göstergesi olarak karşımızda. Peki bu finansallar doğrultusunda bu hissenin ederi ne olmalı? Ben bu bilançoya baktığımda o gün, yani Kasım ayının başlarıydı, 13 lira 36 liradan 36 kuruştan fiyatlanıyormuş. Bir önceki senede aynı günlerde 1.94'ten fiyatlanıyormuş. 1.94'ten fiyatlanmasına rağmen fiyat kazanç oranın 44.91'miş. Bu şimdiki fiyat kazanç oranı 8.57'ye düşmüş, 13 liraya çıkmasına rağmen. Peki bugün de herhalde bu arkadaş tavan kitlemiş. Olması gereken
ise yazalım şuraya. Olması gerekir. Fiyat, evet arkadaşlar, 37 liraya bize analizimiz ortaya koymakta. Bu finansallar doğrultusunda bakın, öz kaynak verimliliği %1953 artmış ama piyasa değeri sadece %589 artış göstermiş. Bir başka önemli bir nokta daha arkadaşlar. 2019 yılında 1.295,836 bin TL dağıtılmamış üzerinde kar varken 2020 yılında 46.775,769 bin TL olarak üzerinde çok büyük bir hızlı dağıtılmamış kar oranı miktar olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu başa baş noktasını bir dahaki seferdeki eğitim konularımıza konu yapalım. Konumuz başa baş noktası olsun. Bir dahaki sefere bu başa baş noktasını bir konuşalım arkadaşlar. Peki arkadaşlar, herkese hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere.